Merhaba arkadaşlar, 2001 yılını tamamlıyoruz. 2001 yılı büyük acılara sahne oldu. Ama aynı zamanda da işçi sınıfı, emekçi ve haklarımız açısından da önemli mücadelelere sahne oldu. Saray, içinde bulunduğu krizi aşmak için tüm şiddet ve zor yöntemlerini devreye koyduğu bir yıl oldu 2001 yılı. İçinde bulunduğu krizi aşmak için milliyetçiliği ve şovenizmi alabildiğine tırmandırdı. 2021 yılı Kürt halkı açısından hem büyük acılara sahne oldu ama aynı zamanda Kürt halkı bu süreçte siyasi adresine sahip çıkmaya da devam etti. İşçi sınıfı grevler örgütledi, açlığa, yoksulluğa ve işsizliğe karşı mücadeleler geliştirdi. Kadın özgürlük mücadelesi kendi cephesinden hem kitlesel hem nitelikli kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze karşı alanlarda oldu. Sokakların kapatılmasına karşı sokakları özgürleştirdi. Gençler yine başta üniversiteler olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'nden başlayan ve diğer üniversitelerde yansıyan önemli direnişler ortaya koydu. Gençlik bu anlamda da öncü bir tutum ortaya koymayı başardı. LGBT artı hareketi de aynı biçimde bu süreçte önemli hamleler, önemli itirazlar geliştirdi. Şimdi ekonomik krizin yarattığı sonuçlar çok ağır yaşanmakta. Saray %1'in iktidar olarak yürüttüğü ekonomi politikalarını milyonlarca işçinin ve emekçinin açlığı, yoksulluğu üzerine inşa etmeye çalıştı. İşçi cinayetleri üzerine bu modelini inşa etmeye çalıştı, çalışıyor. Şimdi bir taraftan kur tartışmaları, bir taraftan işsizlik, bir taraftan enflasyon tartışmaları ama tüm bu tartışmaların çıktığı yer neresi olursa olsun, nasıl olursa olsun milyonlarca yoksula daha da yoksullaşma dayatılıyor. Esasen onların yaşadığı temel problemlerin aşılmasından ziyade iktidarın kendi gemisini sürdürme tartışmaları yürütülüyor. Tam da bu süreçte mecliste bütçe tartışmalarındayız. Bu bütçe meclise, komisyonlara geldi. Komisyonlardan geçtikten sonra şimdi de genel kurulda görüşülüyor. Başından beri söyledik, bu bütçe bir savaş bütçesidir. Bu bütçe %1'in bütçesidir. Bu bütçe şirketlerin talep ettiklerinin gerçekleştirildiği bütçedir dedik. Kadın düşmanı bütçedir, işçi düşmanı bütçedir, halk düşmanı bütçedir dedik. Ve tam da bu anlamda ortaya çıkan veriler bunları doğrulamış oldu. Bütün bütçelerde, bütün bakanlıkların bütçesinde mevcut krizin aşılmasına, yani işçiler ve halklar lehine aşılması konusunda tek bir düzenlemenin olmadığını görmüş olduk. Ve bu süreçte Tayyip Erdoğan önderliğindeki saray yönetimi şunu söylemeye devam ediyor. Bizim bir bildiğimiz var. Biz bu krizden çıkacağız ama biraz sabretmeniz gerekir ve bu sabrı da işçilere ve emekçilere yüklüyor. Bakanlar da burada hesap vermek yerine hesap sormaya gelen bir tutum içerisindeler, bir pişkinlik içerisindeler. Sarayda aldıkları talimatlarla Tayyip Erdoğan'ın tetikçisi gibi burada hesap sormaya, mecliste parmak sallamaya devam ediyorlar. Ama bunun karşısında başta HDP olmak üzere çok ciddi ve çok güçlü bir muhalefet ortaya koyuyoruz. Bir boyutu biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu krizden halklarımız lehine nasıl çıkılır? Ya da bizim iktidarımızda biz ne yapacağızı her biçimde, her boyutuyla, her sorun özelinde anlatıyoruz. Ekoloji boyutuyla da anlatıyoruz, emek boyutuyla da anlatıyoruz, kadın özgürlük cephesinden de anlatıyoruz, Kürt halkının ulusal özgürlüğü mücadelesi cephesinden de ortaya koyuyoruz. Bir diğer boyutu da şudur ki aynı zamanda bir mücadele perspektifi ortaya koyuyoruz. Yani işçi sınıfı ve halklarımıza dayatılan Millet ve Cumhur İttifakı iki alternatifinin karşısında bunu reddederek üçüncü bir cephenin yaratılması, halklar ve emekçiler lehine yeni bir iktidar mücadelesinin geliştirilmesi yolunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve bu anlamda da halklarımıza mücadele çağrısı, perspektifi inşa etmeye çalışıyoruz. Hedef olarak bugün mecliste bu bütçe sürecinde yapmaya çalıştığımız bu. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. 2021 yılı AKP ve MHP faşizminin tümüyle krize saplandığı, çürümeye saplandığı bir yıl oldu. Ve 2022 yılı açısından da baktığımızda bu işçi sınıfı, emekçiler, halklarımız açısından yeni bir mücadele yılı olacak. Bu konuda
kazanmaya çok yakın olduğumuzu çok net olarak biliyoruz. Çünkü bu krizin yaratıcıları bizleriz. Bu krizi bu mücadele edenler yarattı. Bu krizi sarayın bu krizini başa eğmeyenler, susmayanlar yarattılar. Yoksa kendi işlerinde yapılan ifşalarla açığa çıkan bir kriz olmadığını net olarak söylüyoruz. Bu krizi biz yarattık. Yeni yaşamı ve halklarımız lehine alternatifi, demokratik halkçı iktidar alternatifini de pekala kendimiz örgütleyebiliriz diyoruz.